Ömerciğim yardım eder misin? Ben şu zeminden başlayayım. Şu kapakları kapatalım. Elektriğe taktığımızda şu bakımlama sistemiyle hem havasını alabiliyoruz. Çok çabuk 5 dakikada hani hem kuruyoruz hem de şişirebiliyoruz. Şuralarda şeyleri var, mandalları var. Şuraları açtığımızda elektriğe taktığımızda 5 dakikada hemen kurumuş oluyoruz. Tamam. Şimdi buradaki yıkama suyu nereye gidiyor? Yıkama suyu direkt bu şey yatay olduğu için hasta yıkadık. Hastanın yıkaması bittiğinde kirli suyu boşaltmak için şurada kapağı var. Boşaltma suyu açık değil mi? Tabii açıyoruz onu. Hani içine biriksin istiyorsak suyu hani küvet gibi kullanmak istiyorsak burayı kapatıyoruz. Boşaltmak için tekrar açıyoruz. Yine bunu aynen boşaltacağımız yere bir lavaboya ya da dışarıya bir şekilde açıyoruz. Buradan kirli suyu boşaltmayı sağlıyoruz. Tekrardan hani teyzeyi ya da amcayı yıkadıktan sonra kurulama işlemini alıyoruz, kendi yatağını alıyoruz. Bir havluyla kuruladıktan sonra tekrar yatağın havasını indirip başka bir kullanacağımız zamana kadar. Tabii Dursun Bey'de evlerde yatalak felç hastaları çok. Evet. Bunlarla ilgili bir hizmet sunuyoruz. Evet, yatalak hastaları. Onlar bize müracaat edecekler. O müracaat ettiklerinde bizim ekibimiz gidecek. Aynen. Bu yatağı oraya kuracak, güzelce şişirecek. Aynen. Hastamızı buraya alacağız, doğru mu? Aynen. Şimdi ondan sonra yıkayıp tekrar bunları toparlayıp başka bir yere götürürüz. Aynen. Götüremedikleri için bu sistem normal bir kova suyla ya da şu çeşmeye takabileceğimiz şeyle fıskiyesiyle rahat bir şekilde ekiplerimiz tarafından yıkanması yani temizlenmesi genel temizliği sağlayacak. Dursun Bey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak bir ilke daha imza atıyoruz. 2014 yılında belediye olduğumuzda ilk önce önem verdiğimiz konulardan bir tanesi, özellikle Dursun Bey'in çok göç vermesi ve yaşlı nüfusun fazla olması sebebiyle geride kalan yaşlılarımıza nasıl daha güzel hizmet edebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii bizim Dursun Bey'de duş ve çamaşır merkezimiz vardı. Bu duş ve çamaşır merkezine gelen hastalarımızı veya evlerden aldığımız hastalarımızı, vatandaşlarımızı, orada yaşlı insanlarımızı hem çamaşır ihtiyaçlarını, yıkama ihtiyaçlarını gideriyorduk. Hem de kendilerinin yıkanma ihtiyaçlarını gideriyorduk. Tabii bizim Dursun Bey'de 111 mahallemiz var, kırsal mahallelerimiz var, 102 adet. Buralarda da ferşli hastalarımız var, yaşlı ve ferşli hastalarımız var. Bunların yıkanmalarıyla, temizlikleriyle ilgili de bu şekilde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bir sistem geliştirdi. Orada yatalak hastalarımızı yıkamak için böyle bir sistem geliştirdik. İnşallah bundan sonraki 3 kişilik ekibimiz yıkanma ihtiyacı için bu 111 mahallemizdeki, kırsal mahallelerimizdeki yaşlı ve ferşli hastalarımızı bu sistemle yıkayacaklar ve onların da bu şekilde temizlikleri sağlanacak. Ben Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.